için bu kalbe girdi ilk tek bir anda. Beni deli gibi seviyor. Bu zamanda daha ilk günden anlamışım valla. Bak nasıl da gülüyor. Anlatan da bir şey söyleyeyim seni fanla. Günaydın. Günaydın. Biraz gergin ben. Günaydın. Yes Berk. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok güzel olmuş saçlarım, bugün bir değişik olmuş. Evet, bugün böyle bir değişik yapayım dedim ama alışamadım, o kadar düze alışmışım ki. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun, nasılsın? Ne yapayım? Dün gece konuştuk telefonla, yine uykusuzum. Ne? Dün gece yine konuştuk telefonla, uykusuzum diyorum. Evet, dün bayağı telefonla konuştuk. Güzel diyor her şey. Bir efendim? Garip. Allah bir bozmasın. Garip diyorum. Çok güzel gidiyor. Hiçbir sorunsuz. Uykusuz geçiyor bir de. Dalmış. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi. Bildiğin gibi. Ne? Bildiğin gibi. Aynı. Bende de aynı. Neyse, konuşuruz. Şimdi çok şey yapmayalım. Konuşuruz. Merhaba. Böyle aniden verince de korkuyorum. Bir anda görüyorum. Günaydın prensesim. Saçların çok güzel olmuş. Bayıldım. Ben bak ben de senin istediğin gibi yaptırmaya çalıştım da ne kadar oldu bilmiyorum. Çok güzel olmuş. Vallahi. Ama evet. Yine mi olmamış ama senin istediğin? Tam olmamış. Ya ama vallahi güzel olmuş. Elimden geleni yapıyorum gerçekten. Çok güzel nasılsın, olmuş. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Sabah çok tatlıydın. Kahvaltı yaparken seni gördüm. Böyle gerginliğin sanki hafif gitmiş gibi. Evet, tatlı aldım bize. Aa. Hı hı. Ne tatlısı? Brownie. Brownie hem de. Evet, beyaz çikolatalı mı? Ne? Beyaz çikolatalı mı? Bilmiyorum. Neden beyaz çikolatalı? Bilmiyor musun? Çünkü aşkım bulamadım. Aa. Evet, mecbur bir yerden aldım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Alayım dedim. Senin düşünmen yeter, gülüm benim. Beş aydım. Bugün seni böyle daha pozitif gördüğüm için çok mutluyum. Umarım hep böyle pozitif şekilde ilerleriz. Bundan sonra öyle olacağım. Değilsen bile çok belli etmeyeceğim. Yo, belli et canım. Sen nasıl hissediyorsan, ruh halin nasılsa o şekilde devam et. Bunu biliyorsun. Ama sonra seni üzüyorum. Hayır, o zaman canım. Daha çok moralim bozuluyor. Hayır, hayır. Dün telefon konuşmamızı mı kastediyorsun? Ya bir şey olmaz. Olabilir böyle şeyler. Yaşayabiliriz. Hani sıkıntılı zamanlardan da geçebiliriz. Senin gerginliğin üzerinde olabilir. Benim görevim nedir? Seni mutlu etmek ve senin gerginliğini üzerinden almak. Ben bunun için her zaman çabalayacağım ve uğraşacağım, merak etme. Tamam. İstediğin kadar gergin ol. Geleceğim yanına, tamam mı? Aşkım sen gelme, ben paşalığımı kullanacağım, geleceğim. Ha, tamam. Paşa. Tamam. Öpüyorum seni kocaman. Seni çok seviyorum demek. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bay bay. Günaydın. Günaydın aslanım, kaplanım. Aşk sana benzer biliyorsun değil mi? Erkeğim günaydın. Nasılsın aşkım? Seni gördüm, böyle bir cıvıl cıvıl oldum. Teşekkür ederim. Ben de cıvıl cıvıl olurum hepsini görünce. Emin misin? Sadece cıvıl cıvıl mı? Sadece o değil. Başka şeyler de oluyor ama bana kalsın. Nasılsın? Vallahi biraz üşüteceğim gibi hissediyorum kendimi. Dün akşam dışarı çıktım ya. Yağmur yağdı. Ha, başım biraz çok ağrıyor. Çok mu durdun ki? Efendim? Çok mu durdun dışarıda? Yok, 15 dakika yürüme mecburiyetine kaldım. Biraz kafam ağrıyor ama geçer, biraz ağrı kesici falan filan, sıcak. Sıcak çay falan filan. Bir de kalbim biraz ağrıyor diyorlar ama bilmiyorum. Kalbine ne oldu? Aşkım bilmiyorum, seni özünce böyle kötü oluyor. Kafası gibi kalbi nasıl? Kırıkmış. Onun için hemen buluşup görüşmemiz lazım birazdan. Ben mi geleyim, nasıl yapsak? Sen yorulma, ben gelirim. Emin misin? Seni seviyorum. Ben de seni aşkım benim. Özledim seni. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Çok iyiyim. Bugün enerjiyim. Ben de çok iyiyim. Sayende erken uyudum bugün. Evet, dün yine... Beni göndermedin güzel. Dışarıya. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Artık dışarı çıkmıyor geceleri. Yani bir gün senin için deniyorum. Çok teşekkür ederim. Umarım bu şeylerimi sen de karşılık verirsin. Biliyorsun zaten evdeyim ben sürekli. Evet, evdesin. Buna şaşırıyorum bu arada. Bugün ekstra güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Bugün sen gelme, ben geleyim. Benim sana ufak bir sürprizim var şimdi. Tamam güzelim benim. Bekliyorum seni o zaman. Tamam, seni çok öpüyorum. Ama bugün gözümü alamayacak gibiyim senden. Allah. Maşallah. Neler oluyor, neler oluyor? Maşallah. 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 Maşallah inşallah. Maşallah, maşallah. 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 Eriyorum ya. İlayda, yüzün mü gülüyor kız? Bekliyorum. Yani ilk defa bu kadar mutlu görüyoruz. Görkem,
Murat. Murat. Altın kız ne yapıyorsun? İyiyim, sen? İyiyim ben de. Yoluna ver şimdi. Bugün uyumlu olmuşuz, farkında mısın? Ben de etek giydim. Evet, o yüzden altın kız dedim ya. Ben de ona benzer gömlek giydim. Aynı. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim, sen de. Ben duygularımı genellikle ya çok aşağıda ya da çok yukarıda yaşıyorum. Şu an tamamen çok yükseğim. Yüksek olmamın tek sebebi şu an sensin. Ama hep böyle olsun istiyorum, düşmek de istemiyorum. Ben de. Hep var olayım, ne diyeyim yani. Şu an böyle giderse yani birkaç güne zaten bakalım, hayırlısı diyelim. Murat, bir de burayı seni bekliyorum çünkü benim topuklarım çok yüksek, yürüyemiyorum. Yürüyemiyorsun, tamam, ben senin, ben sana destek olurum bu konuda bebeğim. Murat, tamam. Sen aşık mı oldun küpelerin ya? Küpelerin de çok güzel bu arada. Sence? Murat, sen soruyor aşık musun? Oldun. Tam altın kız işte ya. Baksana papuçlara. Peki benim ayakkabım. Bizimkilere bak. 36 numara. Benimkiler de. İyi ki bu gömleği giymişim o zaman, uyumlu olmuş. O zaman ama ben bugün geleyim, gel. Sen çok yürüme. Ben sana destek olurum. Evet. Murat tamam, aşık öpüyorum seni çok. Ya. Altın kız. Murat bizim kız da Murat aşık. Hem bu arada bir şey söyleyeceğim. Neyse, geldiğinde söylerim. Tamam. Tamam. Oo, söyle artık kardeşim, öpücük söyledin. Öpücük. Biraz ailemden bahsettim de. Aa. Evet, benim bir kırmızı çizgim. Murat'ın hassas noktası ailesi ve özellikle annesi bu arada. Evet. Tamam. Annenle bahsettin mi acaba, annesine? Bahsettim. Gerçekten mi? Aynen. Yani spoiler'ı verdim biraz ama verdiğim kişi de tamamen annem yani. Günaydın, ne haber? Kaan 61, ne haber? Kim? Kaan 61. Kaan 61 dedi ya lan. Kaan 61 mi sana oğlum? İyilik. Trabzon, senden ne haber? İyi. Neredeysin? Neredeyim? Oturayım. Seni izliyorum. Özledin mi? Özledim de. Ben de sandım, benim Türkçem biraz kıt da herhalde senin Türkçem biraz kıt gibime geldi. Ya şiveli konuştu kız. Onu demiyorum, dünkü olayı. Dünkü olay ne Kaan? Dans meselesi. Yapma şu hareketleri ya. Sevmiyorum dedi. Ben sevmiyorum deyince yapıyorsun. Senin de mi yapman gerekiyor? Tamam, yapma o zaman. Bunu dün konuştuk. Ya ne yaptım ben? Arabada şimdi da konuştuk. Aynı Ferhat'a dedim, bak izleyeceğim dedim, izledim. Rümeysa gurbetçi gurbetçi aynen anlar. Arkadaşlar ne yaptım ben Allah aşkına? Bir şey yapmıyorum ya. Ne oldu, dans mı etti yine? Dans mı etti yine? Etti etti yine, dans etti. Edeceğim zaten. Tamam et. O zaman bu konuları da açma bir daha. Öyle mi? Aynen. Etraf buz kesti be kardeşim. Tamam. Güzel giden şey bye bye. Güzel giden şey niye bozuyorsan? Rümeysa, ayıp ama. Ayıp, bu ayıptır. Sen de bana yapmıştın ya. Şu an saçlarını düzleştirmiş, onu gösteriyor. Hayır. Hadi. Gıcık kattığın şeyi kendin niye yapıyorsun onu anlamıyorum zaten. Hak ediyorsun şu an. Tamam, okey. Bye bye. Bye. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim, teşekkür ederim. Yaklaşık bir saat falan uyudum toplamda. Bu gözlük Batun gözlüğü mü? Yok benim. Tamam, neyse. Nasıl gidiyor, iyi misin? Güzel gidiyor. Niye bir saat uyudun? Bir takım sıkıntılar oldu da konuşuruz. Onun harici iyiyim yani, başka bir problem yok. Dün gece uyuyorum yazmıştın da o yüzden. Ya uyudum da sonradan uyandım. Sonra telefona pek bakamadım açıkçası. Onun harici iyiyim yani, başka bir sıkıntım yok. Bu arada yeşil çok yakışmış sana, sabah gördüm yemekhaneye giderken. Serseri seni. Teşekkür ederim. Babama da gösterdim seni. Bu arada çok hanım hanımcık kız diyor. Çok tatlı diyor. Bunu da belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Daha evlenecek kız. Selamlarım diyorlarmış. Bile. Ha, aynen öyle. Duydun mu Selin? Duymadım, ne? Tam evlenecek kız diyorlarmış. Sana da koyayım mı bardağı? Berke nerede? Berke de yok. Berke bugün gelmeyecek. Aa. Evet. Bir sıkıntı falan mı var? İşleri varmış. Berke'nin mi, Oğuzhan'ın mı? Ben şaka yaptım sandım. Aynur, senin haberin var mı Aynur? İşleri gelmeyeceğim var dedi. Oğuzhan nerede? O da trafikte herhalde, en son öyleydi. Yetişebilecekler mi yani bugüne? Ben telefonumu verdim gelmeyeceğim dedikten sonra niye dedim. Sonra telefonumu verdiğim için bilmiyorum. Belki de gelir, ben de bilmiyorum tam olarak. Aynur günaydın. Günaydın aşkım. Hadi sen Berke ol, sen Oğuzhan ol. Hadi. Ne?
Dilara sen olsana olsana. Aynur sen de Berke ol. Ben Berk. Kanka ne yapıyorsun? İyi kanka senden. Olmuyor ve ben yapamıyorum. Dilara devam et, çok iyi yapıyorsun. Maşallah. Ben Dilara olayım bugün. Sen olsan ol. Tamam ama aynısını yapacaksın. Tamam. Sen olsan. Günaydın. Günaydın hanım. Onun da hoşuna gidiyor ya, belli etmiyor böyle. Günaydın sultan. İsrar etti, ısrar etti. Ya ne yapıyorsun? Dilara. Ay ki o kimdi? Dilara. Bak Oğuzhan'ın sesi gibi. Oğuzhan'ın sesi gibi miydi? Yok Murat'tı. Bence Murat taklit etti. Evet etmişti. Murat'a helal olsun gerçekten her öyle bir şey. Murat bu sefer de çok erken bir şekilde aşık olmayacaksın değil mi kanka? Bence oldu bile. Oha bence yani.